Bu sizin çok uzun yıllardır Evet. yaptığınız Şimdi çalışmalar kapsıyor. bu ala hastalığı vitiligo. Bu da otoimmün bir hastalıktır. Yani diyabet gibi, romatizma gibi, haşimato gibi, yani kendi deri, kendi pigmentine, renk veren pigmentine saldırıyor. Burada uygulanacak olan kürümüz yulaf samanı Saman. var, karabaş var ve keten tohumu yağı var. Yani burada vitiligo Anladım hocam. ala hastalığı olarak geçer. Yüce kitabımız Kur'an'da da abraştır bunun karşılığı. Hazreti İsa abraşı iyileştirirdi. Onun özelliklerindendir. Evet. Bu üç malzemeyi kullanıyorlar. Hazırlama ve kullanma şeklini Çok kısa terpiyonun evet. Tabii, yulaf samanını zaten yine bir bardak suyumuzun içerisine atıyoruz, bir tatlı kaşığı şeklinde. 8-9 dakika falan kaynıyor. Ondan sonra onu ılıkken o lekeli olan bölgeleri onu ıslatmamız gerekiyor ve ovalayarak bunu ıslatmamız şunu gerekiyor. söyleyelim Serpil, vitiligo yayılma göstereceği zaman kaşınmaya başlar. Eğer kaşınıyorsa bilin ki o yayılıyor demektir. Bazı insanlar işte ben güneşe çıkayım o beyaz bölgeyi güneşe gösterirsem koyulaşır rengi aksine daha çok zarar vermiş olursunuz. Güneşe kendinizi güneşten koruyacaksınız. Özellikle kızgın güneş bu yaz mevsiminde saat 10 ile öğleden sonra 4'e kadar kızgın güneşe göz çıkmasınlar vitiligolu olanlar. Şimdi bakın bu vitiligoda bir de yatkınlık var. Yani vitiligoya yatkınlık. Bazı şeyleri yapmamanız gerekir. İnşallah onu bir başka programda ben anlatacağım. Bunun dışında yulaf samanı işte bu kaşıntıyı da alıyor. Yani vitiligoda kendinizi koruyun, güneşten koruyun. Bunu söylemiş olalım. Bir de Hipericum perforatum diye bir bitki var. Bunun bu bitkiyi kullananlarda sarı kantarondur bu. Sarı kantaron bitkisi güneş ışığına olan hassasiyetinizi artırır. Sakın yaz aylarında sarı kantaron çayı içiyorsanız antidepresan olarak veya bazı kanser hastalarına hekimleri de artık sarı kantaronu öneriyorlar. Lütfen güneşten kendinizi kesin olarak koruyun. Mesela ışın tedavisi yani şua tedavisi, radyoterapi alacak olanların da eğer sarı kantaron bitkisi kullanıyorlarsa kesinlikle uzak durmaları lazım. Radyoterapi aldıkları sürece. Neden? Çünkü mesela doktor reçete ediyor. Diyor ki 30 seans ışın tedavisi alacaksınız. İşte 2,5 gray. İşte bu siz sarı kantaronu tükettiğiniz takdirde, kürünü uyguladığınız takdirde o 2,5 gray oluyor 4-5 graye çıkıyor. Yani ışığa olan hassasiyeti ne oluyor? Artırmış oluyor. O zaman almış olduğunuz ışın tedavisi size fayda yerine zarar veriyor. Aklınızda olsun. Işın tedavisi alanlar kesinlikle sarı kantaron bitkisi kullanmamalılar. Tabletini de kullanamazlar. Onun tabletleri de var. Evet.